Günümüz insanı için gecenin karanlığından kurtulmak, bir düğmeye dokunmak kadar basit bir iş. Oysa 100 yıldan az bir zaman önce evlere ve sokaklara geceleri karanlık hükümrandı. Ta ki büyük bir mucidin zihninde bir ampul yanana dek. Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. İnsan yaşamını aydınlatan buluşlarıyla Thomas Alva Edison'un öyküsünü izleyeceğiz bugün. Thomas Alva Edison tüm zamanların en büyük mucitlerinden biriydi. 1847'de doğduğunda elektrik insanlar için yabancı bir kavramdı. 1931'de öldüğünde ise onun sayesinde şehirler artık elektrikle aydınlatılıyordu. Edison yaşamı boyunca tam 1093 adet patentli buluş gerçekleştirdi. Bunlardan üçü günümüzün dev sektörlerini oluşturarak günlük yaşamımıza damgasını vurdu. Elektrik ampulü, ses kaydeden fonograf ve görüntü kaydeden kinematograf. 4 yaşında konuşmaya başlayan Edison, kitaplara çok düşkündü. Daha 10 yaşındayken şehir kütüphanesinden yararlanmayı öğrenmişti. Geçirdiği kızıl hastalığı sonucu daha 12 yaşındayken Tom'un duyma yetisi zayıflamaya başladı. Orta yaşlarına geldiğinde Edison bu eksikliğin deneylerine yoğunlaşmasını kolaylaştırdığını söyleyecekti. Ama günlüğüne şu hüzünlü notu düşmeden de edemeyecekti. 12 yaşımdan beri hiç kuş sesi duymadım. Mekanik aygıtlara ve kimya deneylerine büyük ilgi duyan Edison, ilk buluşunu 17 yaşında yaptı. Bu bir otomatik telgraf aygıtıydı. İlk patentini de 21 yaşında bulduğu bir elektrikli oy kaydedici aygıt için aldı. Oyları hızlı biçimde sayabilen bu aygıt nedense politikacıların pek hoşuna gitmedi ve hiç kullanılamadı. Bu duruma üzülen Edison, bir daha insanların kullanmayacakları icatlar yapmamaya özen gösterdi. İkinci patentli buluşu yazıcılı telgraf ona günümüzün değerleriyle 800 milyar Türk lirasına yakın bir para kazandırdı. Edison bu parayla hemen bir fabrika kurdu. Ama öyle herhangi bir ürünün üretimine yoğunlaşan bildik bir fabrika değildi bu. Bir buluşlar fabrikasıydı. Matematikçilerin, kimyacıların, mühendislerin durmaksızın yeni buluşlar üzerinde çalıştığı bu fabrika, dünyanın endüstriyel araştırma geliştirme ARGE yapılan ilk laboratuvarıydı. Edison kendi telefonunu geliştirmişti ama patenti alan Graham Bell olmuştu. Fabrikada 6 yıl içinde geliştirilen 300 buluş için patent alındı. Artık sihirbaz lakabıyla anılan Edison, bir yıl sonra en yararlı buluşlarından birini daha gerçekleştirdi. Telefona yönelik çalışmaları sırasında ahizede yer alan ve konuştukça titreşen diyafram Edison'un dikkatini çekmişti. Bu titreşimleri bir biçimde kaydedebilirse ileride o kaydı kullanarak diyaframı aynı biçimde titreştirebileceğini düşündü. Böylece konuşma, müzik ve başka her türlü sesi saklamak ve sonra da yeniden üretmek olanaklı olacaktı. Edison diyaframa bir iğne batırdı ve titreşimlerin gücünü parmağında sınadı. Gelen sesin şiddetine göre diyaframın titreşimi ve de iğnenin parmağına batışı değişiyordu. Ah, 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 ah. Bir sonraki denemesinde iğneyi parmağının yerine üzeri mumlu bir kağıda değdirdi. Diyaframa doğru merhaba derken bir yandan da iğnenin üzerinde titreştiği mumlu kağıdı çekiyordu. Sonra
iğneyi kağıdın üzerinde bıraktığı izin başlangıç noktasına koydu ve bu kez kağıdı çekerek iğnenin titreşmesine ve onun da diyaframı titreştirmesine yol açtı. Diyaframdan Edison'un merhabası duyuldu. Edison patentini 1878'de aldığı fonografı sürekli geliştirdi. Başlarda elle çalışan ve metal folyolara kaydedilmiş sesleri çalabilen aygıt, 10 yıl sonra motorla çalışan ve metal silindirlere kaydedilmiş sesleri çalabilen bir aygıta dönüştü. Edison, elektriği aydınlatmada yaygın bir biçimde kullanma amacıyla birkaç arkadaşıyla birlikte 1878'de General Electric Company'yi kurdu. O dönemde elektrikle çalışan ark lambaları üretiliyordu ama bunlar evde kullanılamayacak denli güçlü ışık yayıyorlardı. Bu nedenle elektrikli aydınlatma daha sokaklara ve evlere girememişti. Edison ve arkadaşları havası alınmış bir ortamda üzerinden akım geçtiğinde parlayacak ve ışık yayacak uzun ömürlü bir malzeme bulmaya çalıştılar. 6000 değişik malzemeyi sınadılar. Sonunda kesintisiz olarak 40 saatten fazla dayanabilen karbon filameni buldular. Karbon filamen, havası alınmış bir ampulün içinde küçük bir akımla iyi bir aydınlatma sağlıyor ve yaydığı ışık da gözü rahatsız etmiyordu. O güne değin herkes gereksindiği elektriği kendi dinamosunu kullanarak elde ediyordu. Bu hem pahalı hem de zor bir iş olduğundan çok az kişi elektrikten yararlanabiliyordu. Edison, ampulünün yaygın olarak kullanılabilmesi için elektrik üreten merkezi bir santral tasarladı. Edison bu sistemin küçük bir modelini fabrikasında kurdu. Edison'un elektrik dağıtım sistemi o yılki Paris Elektrik Fuarı'nda birincilik ödülü aldı. General Electric şirketi merkezi bir elektrik santralını ve 2000 ampulü besleyen yeraltı kablolarından oluşan ilk elektrik dağıtım sistemini 1882'de Londra'da kullanıma soktu. Şirket aynı sistemi o yılın sonlarında New York'ta İnci Sokağı'nda uyguladı ve böylece Amerika'da elektrik çağı başlamış oldu. 4 ay içinde santralden aldığı elektrikten yararlanan müşteri sayısı 230'a, kullanılan ampul sayısı da 5000'e ulaştı. 1890'da bu sayı 20.000 ampulü buldu. Birçok kentte elektrik üreten merkezi elektrik santralleri kurulmaya başlandı. 1900'lü yılların başında otomobillerin önemli bir bölümü elektrik ve buharla çalışıyordu. Elektriğin depolanmasına yönelik ihtiyacı gören Edison, aküler üzerinde çalışmaya başladı. 1910'da 8000 denemenin ve 10 milyon dolarlık bir harcamanın ardından ürün ortaya çıktı. ...1888'de Edward Maybridge adlı bir İngiliz fotoğrafçı Edison'a bir dizi fotoğraf gösterdi. Bir at yarışı pistinin kenarına sıralanmış çok sayıda fotoğraf makinesiyle birkaç saniye içinde ardı ardına çekilmiş fotoğraflarda koşan at görüntüleri vardı. Küçük gösteriden çok etkilenen Edison, görüntüyü kaydedebilen bir aygıt üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan buluş, hareketli görüntülerin büyülü dünyasına ilk adım olacaktı. Edison'un kinematograf adını verdiği aygıtla saniyede 40 kare fotoğraf çekilebiliyordu. 1890'da ilk modelini yaptığı kinematografla ilk filmleri 1893'te çekmeye ve kinetoskop adını verdiği bir başka aygıtla da göstermeye başladı. Aynı yıl kurduğu stüdyoda 1700'ün üzerinde bir dakikalık film çekildi. Bu sırada kinematografla fonografı eş zamanlı çalıştıran bir düzenek geliştirerek ilk deneysel filmlerini çekti. 1913'e gelindiğinde Edison ilk sesli filmlerini yapmıştı. Edison'un sık sık söylediği bir söz vardı. Dehanın %1'i esinlenme, %99'uysa terlemedir.
Gerçek bir işkolik olan Edison'un yaşamına tam anlamıyla uyan bir sözdü bu. Edison için yaşamak, çalışmak demekti. Günde 4 saat uyur, geri kalan zamanını da fabrikada geçirirdi. Uyumadan 40-50 saat çalıştığı sık olurdu. Evinde 10 bin dolayında kitabın bulunduğu büyük bir kütüphanesi vardı. Yeni bir projeye soyunduğunda konuya ilişkin her şeyi, gelmiş geçmiş tüm çalışmaları öğrenmek isterdi. Kendinden önce yapılanları boş yere yinelemekten kaçınırdı. Edison 1931'de 84 yaşında öldü. Öldüğü zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün elektrik şebekeleri Edison'a saygı amacıyla bir dakikalığına kapandı. 'Bilimin Serüveni' önümüzdeki bölümlerde sürecek. Bilim ve yaşam